döndün. Belli param pulun her şeyin var. Benden ne istiyorsun? Haklısın. Küçümsenmeyecek bir servetim var. Zamanında memur olduğum için gömmek zorunda kaldıklarımı gün ışığına çıkardım. Ah, dünya kadar malım, mülküm, param var. Neden döndün? Ne istiyorsun? Her şeyim var ama para saadet vermiyor be cancağızım. Geceleri sevdiğin kadının kolları boynuna dolanmıyorsa yaşamakta fil hakika manasını yitiriyor. Feride, tabii ya. Feride için döndün. Bingo. Hala kafan çalışıyor. Ama seninkine bir hal olmuş. Feride sana gelir mi sanıyorsun ha? O deli divane gibi mahire aşk be. Biliyorum Necdet, biliyorum. Yasak bir aşkın pençesine düştüklerini. Ve bunu herkesten gizlediklerini biliyorum. Nasıl olacak o iş? Ha? Aşk olsun cancağızım. Sen beni unutmuşsun. Oysa ben 7 aydır ince ince planlar yapıyorum. Şaşmaz planlar. Mahir için ok yaydan çıktı artık. Bir canavara dönüşmesi an meselesi. Çünkü öfkesi deli etmiş onu. Ben daha da öfkelendireceğim. Elleriyle biçtiği kellelerin sayısının gün be gün artması için onu kışkırtacağım. Muradına ermesi için ellerinden tutacağım. Beyefendiye ulaştığında artık iyice zıvanadan çıkmış olacak. Hele beyefendinin Mehmet Sayın olduğunu öğrendiği an gel keyfin gel. Can almaya da alışmış, vicdanı susmuş, gözünü bürüyen kan onu kör etmiş olacak. Sen Mahir'e beyefendi öldürteceksin. Aynen. Feride'nin sevdiği adam babasını öldürecek. Mamafi sadece düşmanını alt etmeyecek. Feride ile olan mutluluğunun da katili olacak. Mahir cezasını çekip asılırken ben de Feride'yi alır uzak diyarlara saadete doğru yürürüm. Beyefendi ya da Mahir seni yaşatır mı sanıyorsun ha? Hem ne acet. Sen idamla yargılanan bir adamsın. Ah cancağızım, ah Mehmet Sayım, kılıma bile dokunamaz. Keza Mahir de öyle. Ben tedbirimi aldım. Sen orasını düşünme. Belli her şeyi düşünmüşsün, planın tamam. Benden ne istiyorsun? Ha?